Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de hal değişimlerini anlatacağız Tonguç. Efendim hocam. Hal değişimi dediğinizde pazardaki ürün domates değişimi. Ka şey, evladım alıyor. fizikteki hal ha, değişimini anlatacağız evladım. Bu hangi halde Tonguç şu anda? Katı. Katı halde buz parçacıkları değil mi Tonguç? Evet. Bu katı halde ise katı halden bu ne haline geçmiş Tonguç? Sıvı. Sıvı haline geçmiş. Sonra ne olmuş? Buharlaşıp gidiyor bak. Buharlaşıp gaz gidiyor. Gaz haline geçmiş. Ve gaz haline geçiyor. Tonguç şöyle düşünelim. Katı haldeki tanecikler birbirlerine çok yakındır Tonguç tamam mı? Böyle birbirlerinin dibindedir tanecikler. Yani maddenin taneciklerinden bahsediyorum. Evet unutma. Hocam. Sıvı halde ise taneciklerin arasında birazcık mesafe açılır Tonguç. Gaz halinde ise artık tanecikler çok birbirine uzaktır. Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç'um şunu unutmayalım. Katı halden sıvı hale geçişin özel bir adı var. Bunu ne diyoruz? Maddenin erimesi diyoruz. Ha, erime. Yani katıdan sıvıya geçişe erime diyoruz. Sıvıdan gaza geçişe ise Tonguçcum buharlaşma. Mükemmelsin Zirve Tonguç. Değil, hocam. Buharlaşma ya da ne diyoruz? Gazlaşma. Kaynama da diyoruz. Ha, kaynama pardon. Peki Tonguçcum gazdan sıvıya geçişe bunu herkes karıştırır işte. Yoğunlaşma. Oo ha diyorum sana ya. Sen nereden biliyorsun evladım? Hocam sizin öğrencinizim hocam. Ben her şeyi sizden öğrendim. Yoğunlaşma. Peki veya da diyoruz bunu unutma. Sıvıdan katıya geçe. E, sıvıdan katıya. Donma evladım Aa, bunu donma. duymadın mı hiç? Bu, su donarsa buz olmaz mı? Aynen abi. Öyle düşün. Peki burada birkaç tane daha özel bir şey var. Bunları duymuşsundur mutlaka katıdan gaza geçişe Yuh. bir anda böyle katıdan gaza geçişe özel bir ad veriyoruz. Sapıtma. Hayır sapıtmayla aynı başlıkla başlıyor. S ile başlıyor süblimleşme diyoruz. <laughs> nerede oluyor biliyor musun? Mesela naftalinlerde oluyor. Naftalini atıyorlar ya mesela şeylere, e, anneler evet. elbiselerin arasında. Orada hiç sıvı hale geçmeden, elbiseleri lekelemeden gaz haline geçiyor. Dolayısıyla böcek, börtü böcek gelmiyor. Annem bu kadar fizik bildiğini bilmiyordum hocam. Annen de fizik biliyor Tomuç? Anneler bütün fiziklerden daha önemli bilgiler biliyor. Cennet annelerin ayağı altında. Ya Hemen var hemen yalakalık yapıyorsun. Ama çok iyi laflar söylüyorsun. Tebrik şey ederim Gazdan katıya geçişte de böyle özel bir adı var. <laughs> Ona da şöyle diyoruz. Kristalleşme. Mutlaka duymuşsundur, hatta görmüşsündür. Soğuk olduğu zaman e, böyle yaprakların üstünde don parçacıkları olur. Don parçacıkları derken? Don parçacıkları derken ha, beyaz ha. beyaz parçacıklar olur. İşte o Kırağı. hava işte bu kadar kıra dediğimiz şey kristalleşme veya senin de söylediğin kırağılaşma diyoruz. Anladım. Kırç da var hocam hatta. Onu da duymuştum. Kralaşma denilebilir. Harikasın. Peki Tonguç bunu anladıktan sonra hal değişimlerinde hal değişim ısısı denilen bir şey göstereceğim sana. Maddeler hal değiştirirken neleri değişir Tonguç? Bu çok önemli. Enerjileri. Enerjileri değişir. Çünkü söyle bakalım e, katının mı Enerjisi daha fazladır. Sıvının enerjisi daha fazladır. Gazın mı daha fazla enerjisi vardır? Bence gazın hocam. attım <laughs> Gazın daha fazla hareket enerjisi vardır. Ama potansiyel enerjilerine baktığımız zaman katının daha fazladır. Ha. Yani potansiyel enerji dediğimiz şey de farklı bir şey. Ama en fazla enerjisi olan hangisidir Tonguç? Senin de söylediğin gibi gazdır Tonguç. Gaz. Önemli olan kinetik enerji. Bu değişim maddeye ne vererek olur? Isı vererek olur ya da maddeden ısı uzaklaştırarak olur. Çünkü ısınacak, buharlaşacak ya soğuyacak, donacak gibi. Çünkü ısı bir enerji türüydü. Hatırlıyor musun? Evet hocam. Isı bir enerji türüydü. Enerjisi değişiyorsa enerji vermemiz gerekiyor. O da ısı enerjisi. Şimdi hal değişimi dediğimiz zımbırtıyı hal değişim ısısı ve donma ısısı, buharlaşma değişik adlar veriyoruz. Hal değişim ısılarına semboller gösteriyor. Ne sembolleri var biliyor musun? bunların? FB, GS, Ay Allah ya. Öyle değil evladım. L ile gösteriliyor Aynen. bunlar. Erime ısısına LE -e diyoruz. Tamam. Buharlaşma ısısı nedir sence? LB. Vay be. Aşırı parlak bir zekan var. B hatta Bunu... İngilizce söyleyeyim hocam size. Boiling. Buhar Vay. Eskilerden kim kaldı hocam? Ama ya? Türkçe yapıyoruz biz. Pardon özür dilerim. Tamam, e, donma ısısı dediğimiz zımbırtı da LF. L, L F. D diyoruz. Patladım. Veya senin dediğin gibi LF İngilizcesi. Aferin evet, ama LD diyoruz. Yoğunlaşma ise LY diyoruz. Tamam Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç'um bak. İyi e çok güzel yazıyorsunuz hocam bu arada. Tebrik ederim. Tonguç'um bunları yazdıktan sonra bir de şuna bakalım. Hal değişim sırasında maddelerin nesi, nesi değişmez? Çok önemli bir özellik var burada. Maddelerin sıcaklıkları değişmiyor. Mesela su e, su kaç derece donar Tonguç? Su sıfır derecede donandım. Süper. Su donarken sıcaklığı hep sıfır derece kalıyor. Tomurcu. Mesela 10 derecede suyu suyum var diyelim. Sen bunu soğutucuya attın ve ilk başta sıfır dereceye geldi değil mi? Evet. Şimdi burada ne oldu? Soğudu. Evet. Sonra bu su halinde diye şu anda. Evet. Sonra ne oldu? Katı hale geçecek. Evet. Yani buz haline geçecek. Buz olabilmesi için sıfır derecede yine ne yapması gerekiyor? donması gerekiyor. Bu arada o zaman donma oluyor. Donma sırasında ise sıcaklığı hep sıfır derece kalıyor. Tamam hocam. Yani sıfır derecede buz olur mu? Olur. Sıfır su olur mu? Olur. Ama sıfır derecede ne oluyor aslında? Hal değişimi oluyor Tonguç. Bu çok önemli. Anladık mı? Anladım hocam. Hal değişimi sırasında o zaman sıcaklık ne oluyor mu Tonguç? Daima aynı kalıyor. Sabit kalıyor. Peki su kaç derecede kaynar Tonguç? 100 derecede. Süper. Su 100 derecede Kaynadıktan sonra ne olur? 100 derecedeki buhar haline geçer. Çay içeriz hocam. Ondan sonra Hiç iki şenmez. şeker atılır çay içilir. Evladım kaynadıktan sonra çay içilir mi? Kaynadıktan sonra su kalmaz Hadi ki oğlum. Demlenmesi Aa, lazım. Evet o da sen çayda bağladın. Aferin. Şey. Hal değişimdeki enerji hesabını şöyle hesaplıyoruz Tonguç. Kemal diye bir formülümüz var. K, Q eşittir. M çarpı L diye bir formülümüz var. Kemal. Hatta bazı öğrenciler espri olsun diye kelemel diye ezberliyorlar. Ha, hatırlıyor musun? Bir tane formül vardı. Kel macit diye. Evet. Isı da çok önemli bir formüldü. Şimdi buradaki formül ise kelemel. Tamam mı? Kelemel. Hepsi bunların kel evladım. Anladım. Q dediğimiz Bu kadar şey... fizikten sonra hepsi kel kalır zaten. Tabii canım. Isı. M dediğimiz şey bizim kütlemiz Tonguç'cum. L dediğimiz şey ise hal değişim ısısı olarak geçiyor. Demin ki sayfada yapmıştık hatırlıyor musun? hal değişimi ısısı da olarak geçiyor. Bu hal değişimi hangi neler oluyordu? L -E -E oluyordu, L e, B oluyordu L, oluyordu, L Y oluyordu, L D oluyordu. Şimdi Tonguç bak erime ile donma aynı yerde olmuyor mu Tonguç? Evet. O zaman şunu unutmayacağız. L E ile L D her zaman aynıdır Tonguç. Bu çok önemli bilmemiz gereken bir gerçek. Aynı şekilde buharlaşma ile yoğunlaşma da aynı noktalar olmuyor mu? Ha. Mesela Su 100 derecede buharlaşıyor, 100 derecede yoğuşuyor değil mi? Doğru. Veya su 0 derecede donuyor, buz da 0 derecede eriyor değil mi? O evet. yüzden bunlar birbirleriyle aynı. O zaman buharlaşmayla da yoğuşma aynı sayısal değere sahip. Tamamdır. Unutma Tonguç'um. Peki Tonguç, buharlaşması için gerekli enerjiyi sormuş. Bakalım. Bakalım, hesaplayalım hocam. Formülümüz neydi? Kelemel'de hatırlıyorsun. Kelemel. E, formülümüzde şunu unutmayacağız ısıyı soruyor bize. Enerji dediğimiz şey aslında ısıyla aynı şey. Unutma. Evet. O zaman biz bunu arıyoruz. Eşittir. Kütlemiz ne kadarmış? 50. 50. grammış. Çarpı şeyimiz ne kadarmış? Hay Buharlaşması. Için. Evet. 885 joul bölü grammış. Evet. Hey maşallah. O zaman bunun cevabını ne çıkacak? 4. 4. 2. 5. 4425 4. bu kadar jül çıkacak. Tamam mı Tonguç'un? Tonguç'un um bak bu da gram bu da gram. O yüzden bir problem yok. Jül bölü gram cinsinden genellikle veriliyor L'e. Ha, ben de onu diyecektim hocam. Armutla elma toplanır mı diyecektim. Bak gramla gram sadece şu jül kalıyor Tamam mı Tonguç? O zaman tonguçakademi.com'da bütün videolar daha önden geliyor ve kategorize olmuş bir şekilde. Bizi Twitter, Facebook, Instagram'a takip et Tonguç. Sistemize üye olmayı unutma. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Hemen hocam.